Merhabalar, iyi öğleden sonraları. Kanal Ege ekranlarından herkese selamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Geçen haftadan not aldığım iki konu var, onunla başlayayım. Aslında bugünkü ana konum buzağı sağlığı ve hastalıkları olacak. Ancak buzağı sağlığı ve hastalıkları ile ilgili yine iki konu ile başlamak istiyorum. Bir tanesi ağız sütü. Ağız sütü bugün yine çok konuşacak olduğumuz bir konu. Ağız sütü normal bir süt değil. Hatta süt de değil. Ağız sütü başka bir şey. İçinde koruyucu maddeler var. Bizim antikor dediğimiz koruyucu maddeler var. Ağız sütü onları içeriyor ve özelliği, temel özelliği de o. Onun dışında içinde bol miktarda enerji, protein, vitamin, koruyucu madde hepsi içinde olan bir süt. Kesinlikle buzağılara ilk saatlerde verilmesi lazım. Biraz sonra ne kadar vereceğimizi anlatacağım. Ancak geçenlerde bu nereden geldi aklıma onu söyleyeyim sizlere. Bir üretici dostumuz bana yazmış, diyor ki ineğim doğum yaptı. İneğin sütü yetmedi buzağa. Siz de diyorsunuz ki işte şu kadar kilo ağız sütü içirmeniz lazım. Ona bile yetmiyor. Şimdi ben ne yapayım? Başka bir süt vereyim mi? Yani normal inek sütü vereyim mi? Hayır. O onun yerini tutmaz. Kesinlikle ağız sütü vermek lazım. Peki böyle durumlar olmuyor mu? Yani inek doğuruyor. Efendim sütü çıkmaz, kanlı çıkar, az çıkar. Yani Allah göstermesin yavru hayatta kalır, anne ölür, şu bu falan vesaire. Bu gibi durumlar için eski dönemlerde doğum yapmış ineklerin ağız sütünü şeylere böyle efendim pet şişelere falan koyup ziyan etmeden buzdolabında, buzluk yerinde ya da işte -20 bir derin dondurucuda tutmak lazım. Onları orada saklayacağız. Saklayacağız. Böyle bir durumda o bizim şeyimiz olacak. Yani yedeğimiz olacak. O yedeği kullanarak sütü yetmeyen anne varsa işte ölmüş anne olabilir şu falan başka bir şekilde o hayvana onu vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Onu -20'den yani işte donmuş halden çıkarınca bir ılık suya koyacağız. Vücut derecesinde bir ılık suya koyacağız. Vücut derecesinde ılık suya koyduğumuzda yavaş yavaş kendi çözülecek. Yani biz kaynatmayacağız, pişirmeyeceğiz. Kendi çözülecek ve çözülünce buzağa yine vücut sıcaklığında onu içireceğiz. Ağız sütü o. Bunları ihmal etmemek lazım. Efendim bana ne zaman lazım olur dememek lazım. Lazım olabilir. Lazım olabilir. Buzdolabının buzluk yerinde mutlaka bunu koymakta büyük fayda görürüm. Mutlaka konulsun. Bu çok önemli. Diğer bir konumuz daha var. Geçen haftadan kalan bir notum. Şimdi biliyorsunuz süt hala ucuza satılıyor. Ve bu arada maliyetler arttı. Masraflar arttı. Masraflar gün be gün artarken sütün fiyatı yükselmediği sürece hayvan sahipleri tabii ki büyük bir bunalıma giriyorlar. Bu buhranlı günlerde ise ne yapacaklarını bilmemekten, belki çaresizlikten aslında normal olmayan yollara doğru gidiyorlar. Yani belki de koşullar insanları bu şekilde hareket etmeye zorluyor. Bu çaresizlik doğru bir şey değil. Olmamalı ama oluyor. Oluyor ne yazık ki oldu işte yine oldu. Bu bize ileride bir şey çıkaracak, problem çıkaracak. Ve ülkemiz içinde sorun teşkil edecek. Bu şimdiden görülüyor. Bu şimdiden görülen konu nedir? Bizim ileride daha az buzağımız olacak. Daha az yavrumuz olacak. Bu demektir ki daha az besiye uygun danımız olacak. Daha az düvemiz olacak. Ve
biz bunlar şu günde bile yetmiyor iken daha da azalacak. Ha sütümüz de azalacak. Tabii süt azalınca sütle ilgili diğer mamullerde de belki azalmalar olacak. Ama süt azalmasını sanki herkes göze almış durumda. Yani süt azalabilir, azalsa da olur. Zaten iyi para etmiyor fikri yaygın. Ancak bu böyle gitmez. Daha az etimiz, daha az buzağımız, daha az düvemiz olacak. Peki başka? Daha çok hastalığımız olacak ne yazık ki. Yani hastalıklar artacak. Hastalıkların artması bizim için büyük bir sorun oluşturur. Çünkü metabolik hastalıklar dediğimiz hastalıklar, yani doğumdan sonra daha çok görülen hastalıklar gelecek hayvanlarımızı dolayısıyla bizi vuracak. Neden? Çünkü hayvan sahipleri bir çaresizlik eseri yan yollara gidiyorlar. Ne yazık ki doğru olmayan yolları seçiyorlar. Yemden tasarruf etmeye kalkıyorlar ki yemden tasarruf olmaz. Hayvanlara verilecek olan işte vitamin, mineral gibi desteklerden ve kötü koşullarda onlara verilecek olan yardımlardan geri duruyorlar. Nedir bunlar? Doğum mesela çok büyük bir problemdir. Çünkü hayvan doğuruyor. Doğumdan önceki günler yardım ister. Doğum günü yardım ister. Doğumdan sonraki günlerde yardım ister. İnek yardım ister. Biz biliyoruz, bitki de yardım ister değil mi? Yani bitkiye de bir gübre verilir, altı çapalanır, budanır. Yani bitkiye bile bir yardım lazım. Bu hayvana lazım değil mi? Doğuracak, doğumdan evvel biraz, doğum esnasında ve doğumdan sonra yardımlara ihtiyaç var. Şimdi bu yardımlardan vazgeçiyor insanlar. Yani işi şansa bırakıyor. Yemi azaltıyor, sütün azalmasına razı gelerek yemi azaltıyor. O da çok tehlikeli. Bunun dışında da örneğin meme dezenfektanı, meme kurulama havlusu, antiseptik, eldiven falan gibi konularda böyle küçük, gerçekten çok para tutmayan ama tasarruf olsun diye yapılan konularda da bir çeşit azaltmaya gidiyorlar. İşte bunların sonunda bizim daha az etimiz, daha az yavrumuz ve daha çok hastalığımız olacağı kesindir. Ha bunları niye söylüyorum? Bir kere elinden gelen herkes bununla ilgili bir tedbir almalı. Kendini yani görevli hisseden, yetkili hisseden herkes de bu konuya bir çare aramalı. Çünkü bu et ve bu yavru sayısı bugün bize yetmiyor ise yarın ne olacak? Çünkü döl verimi aralıkları yani buzağlama aralıkları uzayacak. Döl tutmama olayları çoğalacak. Hayvanlar işte kaç günde bir yavru veriyorsa örneğin 400 günde bir yavru veriyorsa bu artacak. Ve 425-450 gün hatta 3 yılda 2 yavru alınırsa 550 güne çıkacak. Büyük sorun. Ondan sonra buzağımız azalacak, etimiz azalacak. Biz zaten ithalata muhtaç kalmış durumdayız. Lütfen herkes bu konuda elinden geleni yapsın. Hayvan sahipleri kendi elinden gelenleri yapsın. Yetkililer, etkililer, görevliler de kendi elinden geleni yapsın. Bugünden itibaren bunu duyurmuş olalım. Böyle bir problem bizi bekliyor ne yazık ki. Şimdi gelelim buzağların sağlığına. Buzağı sağlığı çok önemli çünkü buzağa iyi bakılmazsa, sağlıklı olmazsa ileride iyi kaliteli bir düvemiz ve besiye uygun kaliteli bir besi danamız olmuyor. Önce madde 1 doğum oldu. Doğumdan sonra hayvan sahibinin birkaç önemli görevi var. Bir tanesi bu buzağı canlı tutabilmek. İkincisi tekrar bir buzağı elde edebilmek yani ineği tekrar gebe bırakabilmek. Üçüncüsü de sütü
verebileceği en yüksek seviyede alabilmek. Sütü verebileceği en yüksek seviyede alabilmenin yolu bir genetik yetenek, yani üstün verim özelliğinde olan inekler. İkincisi de ona uygun bakım ve besleme. Bakın, ona uygun besleme demiyorum. Ona uygun bakım ve besleme. Bakım neleri kapsar? Ahırı, damı, bulunduğu ortamı, çevreyi, kuru ve temiz sistemini, efendim, stresten uzak tutmayı, yazın serinletmeyi, bunları kapsar. Ama beslemede uygun bir yem formülasyonu ve uygun yemleme yönetimini kapsar. Yemleme yönetimi. Yemleme yönetimi apayrı önemli bir konu. Bu buzağların bakım, besleme ve sağlığıyla ilgili bugün bazı bilgiler vereceğiz. Biraz evvel ne dedim? Öncelikle ağız sütü konusunu aklımızda bulunduracağız. Ağız sütü, kolostrum, yani bizim kolostrum dediğimiz ağız sütü çok önemli. Biz anneye doğumdan evvel, bir ay evvel aşı yapıyoruz ağız sütünü zenginleştirmek için. Ağız sütünün içindeki koruyucu maddeleri yüksek seviyede bulundurmak için. Onun için ne yapıyoruz? Anneye aşı yapıyoruz. Bazı aşılar tek uygulama, bazı aşılar çift uygulama. Tek olanlar doğuma bir ay kala, çift olanlar 40 ve 20 gün kala iki kere tekrarlı rapelli olarak yapılmalıdır. Bunu mutlaka yapalım. Böylece anne sütündeki antikorları, yani koruyucu maddeleri arttırmış oluruz. Doğumdan sonra mutlaka göbek kordonu bağlanacak. Göbek kordonunu bağlamak şart değil ama etrafını ve içini dezenfekte etmek şart. Genelde bağlıyorlar. Bağlama çok önemli değil. Bağlanır ya da bağlanmaz göbek kordonu, o kadar şey. Ama içi mutlaka dezenfekte edilecek, etrafıyla beraber dezenfekte edilecek ve o şekilde hayvanın doğumdan sonra ilk yapılacağı iş bu. Boynuz köreltmeyi de Amerikalılar o anda yaparlar. Yani o anda hemen göbek temizlenip dezenfekte edilirse boynuzunda hemen köreltirler. Oraya boynuzun çıkacağı tomurcuğun üzerine bir kimyevi madde sürerler ve boynuz çıkmasını önlerler. Genelde bizde bir hafta 10 gün sonra yapıyorlar ama Amerikalılar hemen yapar. Çünkü tekrar bir stres yaratmak istemezler. Bir süre sonra, 10 gün sonra, bir hafta sonra tekrar bir stres yaratmak istemezler. Bunu da yaptık. Ağız sütü. Ağız sütünü ilk seferde 4 litre vermeye çalışalım. Veremiyorsak 2, birkaç saat sonra 2, birkaç saat sonra 2, birkaç saat sonra 2. O gün 12 saat içinde, ilk 12 saat içinde bunu 8 litreye tamamlayalım. Bu konuda mutlaka sabırlı olmak lazım. Dürterek, zorlayarak değil, sabırla. Çünkü yutma refleksi henüz gelişmemiş bir buzağa öyle bizim istediğimiz hızda lap 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 onu yutmaz. Biraz sabırlı olacağız. Bu konudaki sabırsızlıklar çok tehlikeli çünkü ciğerine kaçabilir. Ciğerine kaçarsa bizim aspirasyon pnömonisi dediğimiz bir olay, yani ciğere kaçan sıvının yaptığı bir zatürre olayı ortaya çıkar ki buzağı kaybederiz. Onun için erken içsin diye zorlama, cebirle böyle hayvanı zorlama doğru değil, ciğerine kaçırabiliriz. Sabırlı olacak. Diğer bir konu, bunların ağızdan hortumla, yani bir çeşit sondayla verilmesi. Sondayla verilmesini de uygun görürüz. Yeter ki doğru dürüst sondayı takalım. Sondanın ucunda bir topuz vardır. O topuz özellikle soluk borusuna kaçmaması için yapılmıştır. Sondayla işkembe yok da, yani mideye doğru girilir ve sonda vasıtasıyla
ağ sütü içirilebilir. Bu da bir yöntem. Bu da gayet iyi bir yöntem. Çünkü hem sabırsızlığı önler hem de kısa bir süre içerisinde 4 litreyi bir seferde vermeyi temin eder. Eğer bu şekilde 4 litre veriyorsak o gün bunu 8'e tamamlayalım. 8 litreye tamamlayalım. Efendim denir ki ağız sütü ertesi gün de var. Hatta bir sonraki gün de var. Niye böyle acele ediyoruz? Ağız sütü var ama içindeki antikor yani koruyucu madde seviyesi saatler içerisinde düşüyor. En çok olduğu saat ilk saatler. İlk saatlerde ne verdik? Verdik. Sonra azalıyor o seviye. Yani koruma maddesi seviyesi azalıyor içeride. Evet proteini yine var. Gene enerjisi var, gene vitamin mineralleri var ama antikorları düşüyor. O açıdan yapmamız gereken tez zamanda ve bol miktarda ve sıklıkla vererek hayvana o koruma maddelerini yutturmak veya vermek diyelim. Çok önemli bizim için. Bunu mutlaka yapalım. Sonra işte annenin yalamasına izin veriyoruz. Annesi yalayınca kurutuyor ve vücuduna masaj yapmış oluyor. Sonra da alıyoruz ve tek başına şu anda ekranda görülüyor. Tek başına yaşayacakları ve ilk günlerini geçirecekleri yere koyuyoruz. Bakın bir buzağının bir evi olacak ve bir bahçesi olacak. Evi ve bahçesi olacak. Kendi karar verecek. Evde mi yaşayacak, bahçede mi yaşayacak? Başka ne lazım? İki tane de kova lazım. Su ve buzağa başlatma yemi. Üçüncü, dördüncü günden sonra. Yani ağ sütünü bir alsın bakalım. Üçüncü, dördüncü günden sonra iki kova şart. Su ve buzağa başlatma yemi. Buzağa başlatma yemi belki demin gördünüz. İri daneli mısır yani hatta hiç kırılmamış mısır, iri daneli yulaf, hiç kırılmamış yulaf, artı protein ve vitamin kompleksini içeren peletler. Protein ve vitamin içeren peletler. Bu üçünden yapılmış karışımlar önünde daima duracak. Yer mi? Yavaş yavaş yiyecek göreceksiniz. Su, efendim zaten sütte bir sürü, yani su değil mi? Süt çok çok içiyor. Niye bu kadar suya önem veriyorsunuz? Su da önünde duracak. İstediğinde içecek. Yani içeriye girmek, bahçede oturmak serbest, su içmek serbest, buzağa başlangıç yemi almak, yani yemek serbest. Daha önceden biz bunlara şey yapıyorduk, yani işte ot da koyuyorduk. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar, otun daha ileriki tarihlerde olmasını öneriyor. Öyle bir çalışma sistemi geldi. Şimdi bakıyorlar ve bakın şu anda ekranda görülüyor. Dane mısır, dane yulaf ve pelet yemden kombine bir buzağa başlatma yemi. Hiç kırılmamış, toz halinde değil, daneler belirgin. Arzumuz ne? İşkembe oluşturmak. Bunlarda işkembe yok biliyorsunuz. Bir abomazum dediğimiz, şırden dediğimiz bir bölüm var. Abomazum ya da şırden dediğimiz bir bölüm var. Şırden ileride ön mideler oluşacak. Yani işkembe, börkenek ve kırkbayır oluşacak zamanla biz de onlara işkembe adını veriyoruz. Toplamına işkembe diyoruz ama gerçekten toplamı içerisinde 4 bölüm var. Evet, buzağı kayıplarımız nerelerden oluşur? Bunun tedbirlerini alabiliriz. Çünkü nelerden, ne sebeplerden buzağı öldüğünü biliyoruz. Tedbirlerini de biliyoruz. Madde 1, kuru ve temiz olacak. Efendim buzağlar ölüyor, hasta oluyor, ishal oluyor, şu oluyor, bu. Bulundukları yer neresi? Kuru ve temiz mi? Annelerin ya bütün yaşlı grubun içinde mi yaşıyor bunlar? Yoksa ayrı bir bölmede, kuru bir temiz bir yerde mi yaşıyor? Sadece kuru ve temiz olması da yetmiyor. Büyüklerle iç içe olanlar daha erken hastalanıyor.
Buna mutlaka mutlaka birilerinin cevap vermesi lazım. Efendim ben bu zardan Stalin'den hiç kurtulamadım, tam şey yine ilaç yapıyorum, tekrar hasta oluyorlar falan. Demek ki koşullar kötü. Koşulları düzeltmek lazım. Eğer koşullar kötüyse ve biz bu koşulları düzeltmiyorsak bu dertleri çekecek duracağız. Çekmeye devam edeceğiz. Buzağının problemlerinden bir tanesi ne demiştik? İshal. İshal'i neler yapıyor? Bir tane çok meşhur sebebi var. Coli mikrobu. Hani Escherichia coli diyoruz biz. E. coli. E. coli en yaygın buzağa ishali sebebi. Doğum olduktan sonra ne demiştik? Göbeğini temizleyeceğiz. Ağız sütü içireceğiz. Bir şey daha yapacağız, hiç unutmayalım. Hazır antiserum. Hazır antiserum ne demek? Daha önce başka hayvanlara özel olarak mikrop verilmiş, kanlarında koruma maddeleri oluşması sağlanmış, o kan çekilmiş, koruma maddeleri temizlenip ayıklanmış ve şişeye konulmuş. Bakın ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel. Bunu kullanırsak buzağa ölümleri çok 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 büyük oranda azalacaktır. Buzağının hayatı bir yerde buna bağlıdır. İlk bir hafta içinde özellikle koliden gelen sorunlarla biz buzağları kaybediyoruz. Ve bu konuda iki yönde kaybediyoruz. Bir, hiç ishal olmadan, bizim septisemi dediğimiz olay, ishal falan görülmeden buzağı ölüyor. İshal görmüyoruz. İki, ishal görerek buzağı kaybediyoruz. İkincisi de bu. İshal görmeden olanın zaten tedavisi mümkün değil. Hiçbir şey yapmadan buzağı ölüyor. Yapma şansınız olmuyor. Vaktiniz olmuyor. O vakti size tanımıyor mikrop. Çünkü toksinleri yani zehirleri hemen kana karışıyor ve buzağı ölü buluyorsunuz. Diğer bir konu, ishal olduktan sonra ishali kesememek ve ölüme sebep olmak. Burada çok büyük bir sorunumuz var. Suyun kıymetini bilmiyoruz. Lütfen su, su, su. Her şeyin antibiyotikle çözüleceğini sanıyoruz ama antibiyotiğin vücuttaki tesir süresi içerisinde mikrop da hain, mikrop boş durmuyor, geliyor buzağı öldürüyor. Mikrop beklemiyor sizin antibiyotiğinizin belli bir seviyeye ulaşıp kendini öldüreceğini. Onun için bir an evvel öldürüyor buzağıyı. Su. Buzağı neden ölüyor? Su kaybından ölüyor. Susuz kaldığı için ölüyor. Susuz kaldığı için ölüyor. Onun için buzağı ishali tedavisinde ne yaparsak yapalım, ne ilaç kullansak kullanalım, su veya sulu ilaçlar, suyu içinde bulunduran ilaçlar kullanacağız. Bunu yani suyun önemini unutmayalım. Su çok önemli. Suyu çok 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 ön planda tutacağız. Başka ishal sebepleri de var. Örneğin kanlı ishal dediğimiz koksidiyoz. Bu koksidiyozu yapan Aymeria diye bir protozoa. Bu Aymeria protozoaları genelde çiftliklerde ilk haftadan sonra ortaya çıkıyor. Kanlı ishal yapıyor ama böyle çok belirgin kan göremeyebiliriz. İnce siyah şeritler veya ince kan görebiliriz veya dışkının komple siyah, aşırı koyu renkte ve kahverengi siyah bir renkte olduğunu görürüz. Böyle durumlarda bu bir alarmdır. Geceden sabaha hayvanlarda büyük bir salgın haline gelebilir. İlk gördüğümüzü grup içerisindeyse ayırmak lazım. Fakat baştan size söyledim, her biri ayrı bölmedeyse hiç olmazsa birbirine bulaşmayı önlemiş oluruz. Bakın bir arada duran hayvanların birbirine bulaştırması çok fazla. Birbirine bulaştırması çok fazla. Ama ayrı ayrı benim gösterdiğim bölüm bölüm yerlerde duruyorlarsa hastalık kendinde kalır hiç olmazsa.
ötekilere bulaşmaz. Zaten tıbbın temeli nedir? Hastayı sağlıktan ayrı tutmak. Hastayı sağlıktan ayırmak. Onun için biz ilk bir ay kesinlikle hayvanların ayrı ayrı kendi bölmelerinde olmalarını ve birbiriyle samimi olmamalarını istiyoruz. İlk bir ay öyle aralarında samimiyet kurmamalarını istiyoruz. Çünkü o aylar çok tehlikeli ve birinde görülen hastalık hemen ötekilere de bulaşabiliyor. Aynı olay kripto ishallerinde de söz konusu. Kriptosporidioz diyoruz, kripto diyelim. Kripto da aynı şekilde. Kripto ishallerinde birinde görülen bir problem eğer bir arada yaşıyorlarsa hepsine bulaşıyor. Onun için ilk görüleni eğer bir arada yaşıyorsa ötekilerin yanından ayırmak lazım. Hatta demin söylediğim gibi şahsi, kişisel her hayvana bir box olacak şekilde ayrı tutmak lazım ve birbiriyle temasını kesmek lazım. Bu bizim için çok önemli. Diğer bir konu bu işin, yani sürü yönetiminin ana fikri, kuru ve temiz. Eğer kuru ve temiz değilse sağlıksızdır. Kuru ve temiz değilse ne yaparsanız yapın gene o dert başınızda olacaktır. Kuru ve temiz tutulması şart. Diğer dertlerimizden biri göbek fıtığı. Doğumda aşırı ve hızlı bir şekilde hayvanın acele edilerek çekilmesi ve göbek kordonunun kısa kesilmiş, kısa kopmuş olması buna yol açabiliyor. Göbek kordonu kısa koparsa bir göbek fıtığı ile karşılaşabiliyoruz. Göbek fıtığını ileride tedavisi zor değil. Yani bir veteriner hekim göbeği fıtık olan yeri içeriye koyup dikebilir ve operatif bir şekilde kapatabilir. Ama işin oraya gitmesini istemiyoruz. Bu işte aşırı telaşlı bir biçimde hadi şunu çekelim çıkaralım gibi hızlı bir şekilde çekip çıkarırken buzağının göbek kordonu aşırı kısa şekilde kopuyor ve göbek kordonunun kısa kopması göbek fıtığına yol açabiliyor. Bu arada göbeğin iyi temizlenmemesi, içine bir antiseptik konulmaması veyahut gerekli tedbirlerin alınmaması dolayısıyla göbek yangılarıyla da karşılaşabiliyoruz. Göbek yangıları yine buzağların başındaki büyük derttir. Bazen göbek fıtığıyla göbek iltihabı beraber de olabilir. Bunun başka bir tehlikeli boyutu orada bulunan bir damarın içeriye doğru gitmesi. Oraya giden damar içeriye doğru gittiğinde ta karaciğere kadar yürür. Onun için bu göbek yangısı, bizim onfalit veya onfaleflebit dediğimiz yangı yine buzağı kayıplarına sebep olabileceği gibi ekonomik kayıplara, buzağının geri kalmasına da sebep oluyor. Efendim çok buzağı hastalıkları listemiz fazla kalabalık. Biraz sonra, kısa bir aradan sonra kalan bölümde onları da anlatmayı sürdüreceğim. Evet, aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buzağı, sağlığı ve hastalıkları konusunda bir takım bilgiler aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi birkaç konuya değindik. Eklem yangısı, yani hastalık listesinde şimdi eklem yangısını anlatmak istiyorum. Eklem yangıları yine daha çok koli mikrobuyla ilgili olabilir. Artı irin yapıcı bakterilerle ilgili olabilir. Biz arkanobakterium diyoruz, trupelle diyoruz. Böyle mikroorganizmalar var. Eklem yangısı yapıyor. Ancak
Koli mikrobu, Escherichia coli bazen hayvanı öldürüyor. Yani çoğunlukla öldürüyor. Bazen de öldürmeyip böyle eklemlere yerleşiyor. Dört eklem, diz ve dirsek eklemleri iltihaplı hale gelebiliyor. Yine sonuçta buzağı gene ölüyor. Bu sefer de aç kalmaktan genelde ölüyor. Ayağa kalkamıyor. İşte annesini emdiriyorsak annesini ememiyor. Biz veriyorsak işte hastalıkla mücadele ederken gerekli gıdayı alamıyor ve yine ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla eklem yangıları içinde anneye aşı, yavruya hazır antiserum yapılmasında fayda var. Bu hazır antiserumları lütfen lütfen ihmal etmeyelim. Ve kuru temizi yine ihmal etmeyelim. Bu kuru temizi ben çok söylerim, sık sık söylerim ve yine de başarılı olamıyorum. Ancak buzağların bulunduğu bölüm kuru ve temiz olacak. Gerekirse altını temizleyeceğiz, tekrar altlık koyacağız. Ve hatta bu temizliği sık sık yapacağız. Temizlik yaparken de eğer kafesteyse kafesi olduğu yerden kaldırarak yapacağız. Yani demin resimlerde kafes gördük ya, o kafesleri bulunduğu yerden kaldırmadan yapılan temizlik benim istediğim gibi olmuyor. Bakın şu anda, gerçi biraz resim ters de, kafesin içinde. Kafesi kaldıracağız olduğu yerden. Neden? Çünkü kafesi oturduğu yer kirli kalıyor yine de ne kadar temizlersek. Kaldıracağız, temizleyeceğiz, tekrar aynı yere oturtabiliriz. Bu arada da altlık atacağız üstlerine. İşte altlıklar sap olur, saman olur, kalın saplar olur. Bu şekilde yani kuru ve temize dikkat edeceğiz. Şimdi kuru ve temizde bir şey daha var. Bunların bir dana difterisi veya difteri hastalıkları var. O da yerden bulaşıyor. Yerde olan bir mikrop, mikroorganizma, Fusobacterium necroforum diyoruz biz bu mikroorganizmaya. Boğazda iltihap yapıyor dana difterisi. Bu da çok berbat bir mikroorganizma. Böyle durumlarda da antibiyotikle tedavi mümkün olsa da buzağa küçük bir yani yavru ve antibiyotiğin tesir süresi esnasında dayanamıyor ve yine kaybediyoruz. Benim zaten dikkat ederseniz anlattıklarım tedavi değil, tedaviye iş düşmemesi için ne yapabiliriz? Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Bana hafta içinde tedaviyle ilgili çok 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 soru gelir ama benim derdim tedavi etmek değil, korumak, önlemek. Efendim nereden biliyorsun? Biliyoruz. Yani başına bir buzağının ne geleceğini biliyoruz ve önlemlerini de biliyoruz. Bu kadar bilgi ve tecrübe içerisinde buzağları hasta etmemek mümkün. Satır satır da bildiğimiz bir konu. O açıdan söylediklerimiz yapılırsa sizlerin de buzağları ishal olmayacak, göbeği iltihaplanmayacak, eklemleri iltihaplanmayacak, efendim öksürük olmayacak. Öksürük ikinci derecede en önemli buzağı kaybı sebebimiz. Birincisi ne demiştik? İshal. İkinci derecede de en önemli buzağı kaybı sebebi pnömoni, enzootik pnömoni veyahut Türkçesi öksürük, zatürre. Bu zatürrenin ana sebebi her zaman strestir. Başlatan strestir. Stres nedir? Kötü koşullar. Mesela ineklerle buzağların aynı yerde birbirinin havasını soluması ve ortamın son derece kötü olması. Nedir ortamın kötü olması? Örneğin bol miktarda amonyak, dışkılar, idrar, oradan çıkan amonyak ve adeta bunlar çok lazımmış gibi kapalı bir ortam. Aman kaçmasın bu pis gazlar diye. Halbuki o pis gazların bulunan ortamdan bir an evvel uzaklaştırılması lazım. İneklerin o ortamı ne kadar hızlı kirlettiğini biliyoruz. İnekler ortamı hızlı kirletirler. Ve o kirlenmiş ortamda buzağlar da orada, amonyak da orada. Önce gözleri, sonra soluk boruları yanıyor. Bu ana stres sebeplerinden bir tanesi. Bunun dışında aşırı
değişiklikler de strestir. Aniden havanın soğuması, aniden havanın ısınması gibi. Bu arada başka bir stres daha söz konusu. Buzağları sütten kesme döneminin stresi. Buzağlar en büyük stresi sütten kesme günlerinde yaşarlar. Çünkü alışkın olmadıkları bir ortama doğru gidiyorlar. Bunların işkembeler oluşacak. İşkembeler oluşması için işte daneli yemler verdik. Birinci bölümde anlattım. Bunun dışında yavaş yavaş ot koymaya başladık önlerine. Bu da ot da yine yapılan çalışmalar öyle söylüyor. Yonca dışında diğer kaliteli otlar, kurutulmuş asıl otlar. Saman değil de diğer kaliteli ot nedir? Asılların otları, işte tritikalenin otu, ryegrass'ın kurutulmuş otu, ot. Ama yoncayı yapılan çalışmalar diyor ki yoncayı değil de bunları tercih edin. Yapılan çalışmalar işkembenin daha çabuk oluşmasını sağladığı için bunları öngörüyor. Bu arada tabii daneli yem orada, su yine orada, ot da orada. Ot da birdenbire buldum yiyeyim demez, yavaş yavaş yer. Ne olur yedikçe işkembe oluşur. İşkembe oluştuğunda artık sütten kesebiliriz. Bu 56 gündür genelde, yani 56 günde 1 kilo buzağı başlangıç yemi tüketebiliyor mu? Buzağı 1 kilo başlangıç yemi tüketebiliyor mu? Başka bir yöntem daha olabilir. Buzağı eğer tarttıysak doğum ağırlığının 2 katına çıkmış mı? Yani 35 kilo doğduysa 70 kilo olmuş mu? 40 kilo doğduysa 80 kilo olmuş mu? Buzağı doğum ağırlığının 2 katına çıkmış mı? 56 gün olmuş mu? 1 kilo en az buzağı başlatma yemi tüketebiliyor mu? Bu koşuldan itibaren biz kesmeyi, yani buzağıyı sütten çıkarmayı, sütten kesmeyi aklımıza koyabiliriz. Ha, bazıları daha çok besleyebilir. Örneğin 90 gün civarında besleyebilir ve 2 kilo buzağı başlangıç yemi tüketebildiğinde sütten kesebilir. 2 kilo. Daha da gürbüz olur. O güne kadar da süt vermeyi sürdürebilir. Yani bu bir çiftliğin yönetiminin veya yöneticilerinin seçimidir. Bu arada süt mü veriyorlar, buzağı maması mı veriyorlar? Ona göre yine karar veririz sütten kesme dönemine. Fakat sütten kesme dönemi en büyük stres günleridir. Birkaç gün içerisinde sütten keserken vitaminli, mineralli ve işkembeyi rahatlatıcı takviyeler lazım. Bakın burada da bir bilerek, isteyerek yardım yapmak gerekiyor. Ben bunlara profesyonel yardım diyorum. Profesyonel yardım ne demek? Ne yaptığını bilerek yardım etmek. Ne yaptığını bilerek yardım edebiliriz. Bunun koşulları bellidir. İşkembeyi rahatlatacağız. Vitamin, mineral kombinasyonlarıyla hayvanı destekleyeceğiz. Bir an evvel o stresli günleri atmasını üzerinden sağlayacağız. O zaman buzağlar öksürük olmaz. Demek ki bir temiz, kuru ve amonyaksız temiz ortamlar yaratacağız hayvanlara ki bu mümkün. Bol havalandırmalı ortamlar yaratacağız. Havasını sık sık değiştireceğiz ortamın. Veyahut yanında veyahut demeyeyim de artı buna artı son 3-4 gün bir hafta sütten kesme döneminde bilerek ne yaptığımızı bilerek profesyonel bir destek vereceğiz. Profesyonel destek bu. Yani yemlerine veya sütlerine bir şey katarak hayvanı o günleri çabuk atlatacak hale getirmek. Ve bunları yaparsak buzağlar öksürük olmaz. Ha, buzağı öksürük oldu diyelim. Tedavi de edebiliriz. Antibiyotik verdik. İşte çeşitli antibiyotiklerle tedavi ettiğimizi sanıyoruz. Tedavilerde başarı şansı her zaman garanti değildir. Küçük bir buzağa ciğerinin belli bir kısmı efendim işte kanla, irinle, fibrinle kaplanmış. Bu hayvan düzelir mi? Belki düzelir ama kavruk kalır. Emsallerinden daha
aşağıda kalır, emsallerinin seviyesine ulaşamaz halk arasında. Herkes biliyor bunu. Kavruk kalır. Bu kavruk kalma sonra daha iyi bir düve veya daha iyi bir besi danası olmasını engeller. Amerikalıların meşhur bir lafı vardır. Buzağların diyor ilk iki günü hayatta kalıp kalmayacaklarını, ilk iki ayı da iyi bir düve ya da iyi bir dana olup olmayacaklarını belirler. Bu kadar önemli ilk iki gün ve ilk iki ay. Demek ki buzağa bizim geleceğimizse, sürülerimizin gelecek nesliyse buzağlara iyi bakacağız. İyi bakmanın koşulları da doğru bir yem formülasyonu, doğru bir yemleme koşulu ama artı stresten uzak bir ortam. Stresten uzak bir ortam. Bu stresi mutlaka önleyeceğiz. Küçük dokunuşlar bizim için çok çok önemli olacaktır. Efendim gelelim buzağa ishallerinde kritik kontrol noktalarına. İshal çok önemli dedik ya, kaybetmeyelim dedik ya. Bir kere kritik kontrol noktalarını herkes bir gözden geçirsin. Acaba ben doğru yapıyor muyum bu işi? Ben doğru yapıyor muyum diye bir baksın. Mesela doğum için ayrı bir yer var mı? Bütün hayvanların arasında mı doğuruyor inek? Yoksa ayrı bir bölmeye götürülüyor orada tek başına, efendim diğer hayvanlardan uzak, bol altlıklı, temiz ve kuru bir yerde mi doğuruyor? Tabii ineğe böyle bir koşul sağlamamız lazım. Uygun bir doğum boksu sağlamamız lazım. Buna cevap vereceğiz. Evet mi, hayır mı? İki, buzağının doğumu nasıl oldu? Kolay doğum mu? Zor doğum mu? Veyahut biz mi müdahale ettik? Yani gittik müdahale ettik. Hatta müdahale başarılı olmadı. Veteriner hekim geldi, sezaryen yaptı. Veyahut veteriner hekim geldi, aletle çekti. Veya biz birkaç kişi birden üstüne hücum ettik, asıldık, çektik. Yani bunlar her biri buzağı için bir problem. Normal doğum olur buzağlar, buzağlama normal olur genelde. Holstein düvelerde biraz zorluk söz konusudur. Bu Holstein düvelerdeki zorluk da %8 civarındadır. Düveler için konuşuyorum. İneklerde 3 civarındadır. Yani güç doğum olma oranı çok da fazla değil. Ama biz lüzumlu lüzumsuz heyecan ve telaş içerisinde kendimiz doğurtacağız diye atlıyoruz ve erkenden lüzumsuz müdahaleler yapıyoruz. Bu lüzumsuz müdahaleler hem o arada hayvanın doğumu esnasında bize zorluk çıkardığı gibi hem de doğumu takip eden zamanlarda rahim iltihabı olarak karşımıza geliyor. Onun için lüzumsuz müdahale doğru değil. Buzağının doğumunun nasıl olduğu önemli demiştik. Bunun hatta bilinmesinde büyük fayda var. İneklere olabilir ama düvelere mutlaka kolay doğum özelliği olan boğa sperması kullanmak lazım. Yani boğa spermasını kullanırken düveler için özellikle kolay doğum özelliği olup olmadığını kontrol etmek lazım. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Genelde sperm kataloglarında vardır. 8 madem dedik, üst sınır 8. Demek ki 6, 7, 5 gibi yüzdeler kolay doğum oranı açısından iyi. Bunun üzerindeki yüzdeler de inekler için iyi, düveler için iyi değil. Böyle bir sistem kurabiliriz. Efendim başka ne demiştik? Göbek kordonu temizliği yapıldı mı? Göbek kordonunu temizledik mi? Antiseptik de güzel, tertemiz bir hale getirdik mi? Burada kullanılan antiseptikler genelde iyotlu olur ve yani bildiğimiz tentürdiyot renginde olan efendim ilaçlardır. Bunlar piyasada bolca var. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Buzağı barınakları nasıldır? Genelde ayrı olacak. Annesi temizleyecek, yalayacak, masajını yapacak.
biz antiserumunu yaptıysak yaptık ve alacağız, oraya koyacağız. Antiserum yapılmadan oradan buzağa alınmayacak. Tek tek ayrı kulübelerde olmalarını istiyoruz. Buna bakacağız. Toplu halde mi duruyorlar? Annelerinin yanında büyüklerle beraber mi yaşıyorlar? Tek tek ayrı kulübelerde mi duruyorlar? Buna da cevap vereceğiz. Şimdi işte ben buzağı ishalinden bir türlü kurtulamıyorum diye düşünen varsa bu dediklerimi karşılarına işaret koysun. Ben bunu doğru yapıyorum, evet. Bunu yapmıyorum, yanlış. Bunu yapıyorum, doğru şeklinde. Peki, buzağların yaşadığı ortamda havalandırma problemi var mı? Yani işte tek tek kafeslerde deminki resimde görüldüğü gibi olursa bir havalandırma problemi yok. Çünkü isterse içeri girer, isterse dışarı çıkar. Ama genelde havalandırma problemi ülkemiz için büyük bir derttir. Çünkü hayvanlar kapalı ve sıkışık bokslarda yaşıyorlar. Peki, hasta olan bir hayvan kapalı ve sıkışık bir yerde hep beraber sıkış tepiş yaşıyorsa, hasta oldu, ishal oldu, biz bunu derhal fark edip aralarından ayırıyor muyuz? Yani hastayı sağlamdan ayırıyor muyuz? Çok önemli bu. Eğer hastayı sağlamdan ayırmıyorsak, bunları böyle sıkışık ve bir arada tutmamızın da bir alemi yok. Bunu bir kere biz fark etmeyebiliriz. Fark edene kadar da iş işten geçmiş ve mikroplar yayılmış olabilir. Buzağlara ağız sütü veriliyor mu? Birisi hemen bunu düşünsün. Veriyoruz. Hayır. Yeteri kadar veriyor muyuz? Ağız sütü işte annesine saldık, annesinden emdi. İçti mi? İçti. Hayır. Kaç mililitre içti? Örneğin annesi yorgundu, yeni doğum yapmıştı. Yavru da efendim yeni doğmuştu. O da daha yeni ayaklanıyordu. Ve diyelim ki 750 mililitre içti. 1 litre içebildi. Bilmiyoruz ne kadar içtiğini. Yeterli değil. Yeterli değil. Bileceğiz ne kadar içtiğini. Ne demiştik? Mümkünse 4 litre ve o gün akşama kadar, yani sabah doğuma oldu mesela, akşama kadar onu 12 saat içerisinde 8'e tamamlayacak şekilde 2-2-2-2 gibi veya 4-2-2 gibi akşama kadar bunu vereceğiz. 12 saat içinde 8 litreye tamamlayacağız. Buzağı için anneye doğumdan 40 gün evvel ve 20 gün evvel 2 kere veya 1 ay kala 1 kere bir aşı, septisemi aşısı yapmış mıydık? Yapalım. Bu çok önemli. Yani gayet basittir ve buzağı sağlığı için çok önemlidir. Yapalım. Bunu mutlaka yapalım. Peki, doğum öncesi günlerde kuru döneme geldiğinde inek, kuru dönemde antiparaziter ilaç kullanılmış mıydı, yapılmış mıydı? Antiparaziter iğne yaptık mı? Bunlar çok önemli çünkü özellikle yuvarlak kurtlar, yani kıl kurtları, solucan gibi kurtlar anneden yavruya rahim yoluyla ve süt yoluyla geçebilir. Yuvarlak kurtlar çok önemli. Rahim yoluyla, süt yoluyla geçebilir. Onun için bir günlük buzağda bile solucan veyahut kıl kurdu olabilir. Bileceğiz ve anneye kuru dönemdeyken antiparaziter mücadele, yani kurt ilacı yapacağız. İğne mi yaparız, hap mı yuttururuz, şurup mu içiririz? Oradaki veteriner hekimin önerisine bağlı. Başka, herhangi bir sorunda ileriye mahsus dışkı muayenesi yapıyor muyuz? Olur ya, bir problem oldu, dışkı muayenesi yapıyor muyuz? Dışkıda sadece koli aranması hiçbir şey ifade etmez. Koli her yerdedir ve boldur. Koli olduğunda hemen de oraya bağlamak da doğru değil. Bunun viral etkenleri var. Viral etkenler var. Viral etkenler tek başına öldürücü olmamakla beraber ötekilerle el ele tutuştuğunda öldürücü oluyor. Yani
piyasada genelde bilinir koronavirüs, rotavirüs diye. Tamam, ishal oldu, viral etken varmış falan. Hayır, tek başına viral etken öldürmez. Mutlaka kolide, kriptoda, koksidya, aymeryalarda olabilir. Hepsi bir araya gelebilir. Biri ikisi el ele tutuşabilir. Tek başına olmuyor bunlar. Genelde kötüler el ele verip hayvanı öldürmeye gayret ediyorlar. Biz de kurtarmaya gayret edeceğiz. Dışkı muayenesi yapıldığında parazit bakılacak, bakteri, protozoa bakılacak veyahut antibiyotik duvarlılık testi gerekirse antibiyogram yapılacak veyahut hazır hızlı test kitleriyle bir şeyler anlamaya çalışılacak. Doğumu takip eden dakikalarda ya adelenin içine, yani kas içine, ya da derisin altına bir hazır antiserum uygulanacak. Bu hazır antiserumlar koliye karşı genelde doğar doğmaz yapılıyor ama koli artı bir de C var. Clostridium perfringens tip C dediğimiz C. O ikili kombinasyon daha iyi. Hatta ikili kombinasyon olduğu için bir süre sonra bir tane daha yapılmasında büyük 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 fayda olur. Bunların geniş, daha geniş beşli karmaları, ikili karmaları var. Yapılması şarttır. Buzağı sağlığı için de bizim çiftliğimizin geleceğini kurtarır. Efendim, gelelim kovaların, biberonların, emziklerin temizlenmesine. Kova, biberon ve emzikler hastalık yayıcı hale gelebilirler. Bunların çok iyi temizlenmesi lazım, tamam, ama kurutulması da lazım. Çünkü çok iyi temizlendiği sandığınız ve ıslak olarak bir yere atılmış kovalar, emzikler falan bu şekilde kenar köşe yerlerde mikrop biriktirebilirler. Özellikle kripto. Çok tehlikeli. Biberonların dışı temiz gözükebilir ama bazen içleri, o özellikle vidalı yerleri çok kirli oluyor. Oralar açılacak ve bakılacak. Ben bazen bakıyorum, mesela gres yağı gibi böyle elime sıvaşıyor. Çok tehlikeli. Onun için mutlaka o vidalı yerleri açılacak, içine bakılacak. İçleri de temizlenecek, hatta fırçalanacak ama kurutulacak. Bir kenarda kurutulacak. Bu nedir? Eğer biz kovalarla ve biberonlarla iş yapıyor isek, 2 set olacak. Yani 10 buzağınız varsa 20 tane kova ve biberon olacak neyse. Ki bir grubu kuruya dursun, öteki grubu alalım. Ve bunları genelde baş aşağı tutarlar. Yani böyle normal tutmaz, baş aşağı tutarlar. Suyu varsa da süzülsün diye. Hatta birçok yerde emzik ve biberonların ben iyi temizlenmediğini gördüğüm için onlara emzik ve buzağlardan vazgeçmelerini, doğrudan kovadan süt vermelerini de tavsiye ettim. Burada sütün sıcaklığı önemli. 40 derece civarında sütü veya buzağmamasını vereceğiz buzağa. 40 derece verirsek bu boğazdaki alıcılar, algılayıcılar onu tanır ve doğru yere gitmesini sağlar. Buzağa mamasının ya da sütün doğru yere gitmesini sağlar. Başka türlü buzağa maması veya süt soğuk olursa doğru yere gitmez. Yanlış yere gider, gittiği yerde bir sindirim yoktur ve o bölgedeki süt orada pıhtılaşır, kötü bir pozisyona gelir ve bozulur. Bozulunca da karın şişkinliği ve ölüm ile durum sonuçlanabilir. Peki, buzağı maması kullanılıyor mu? Bir sorumuz da bu. Buzağı maması kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa
normal sıcaklıkta dediğimiz sıcakta veriliyor mu ve bizim istediğimiz miktarda veriliyor mu? Buzağı mamalarının genelde içinde yazan tarif optimumdur. Yani işte tam olarak verilmesi gereken, yani bundan aşağıya verme demektir. Bundan aşağıya miktarda verme demektir. Benim önerim buzağa canlı ağırlığının %10'una 1,5 litre ekleyerek vermektir. Buzağı daha gürbüz olur, daha iyi olur. Buzağının süt verme, buzağa verilen süt ona fayda edecektir. Örneğin 40 kilo bir buzağımız varsa %10'u 4 kilo artı 1,5, yani 5,5 kilo verelim. %10 yetmiyor. Buzağa canlı ağırlığının %10'u yetmiyor. Bu eski bir bilgidir, işte %10, %10 falan yetmiyor. %10 artı 1,5 litre verelim ki hayvan daha gürbüz olsun. Örneğin 50 kilo buzağımız o anda 50 kilo civarındaysa 5 artı 1,5 daha 6,5 litre vermemiz lazım. %10 yeterli olmuyor. Peki buzağı maması veriyoruz ama kaliteli mi? Yani buzağı maması veriyoruz da buzağımızı yeterince besleyebiliyor muyuz? Tabii buzağı mamaları farklı fiyatlardadır ve farklı kalitelerdedir. Fiyat ve kalite açısından iyi bir bilgiye sahip olmamız lazım. Bu da kullanılan ham maddelerin vücut tarafından emilebilirliği, kabul edilebilirliği, sindirilebilirliği. Buzağı mamasındaki en önemli kalite göstergesi budur. Bazen bana da soruyorlar, işte hangisi, bu mu iyi, o mu iyi? Ben diyorum, buzağı söyler size ama söylediğinde geç kalmış olursunuz. Doğruyu buzağı söyler. Ama buzağı söylediğinde geç kalmış olursunuz. Sebebi, tabii ki bitkisel kısım çoksa, yani buzağı mamasının içerisinde bitkisel yağ ve bitkisel protein kısımları çoksa, daha düşük kaliteli bir buzağı maması, hayvansal kısımlar çoksa daha yüksek kaliteli bir buzağı maması önünüze gelir. Bu da biraz parayla ilişkili. Bunun dışında içerisinde koksidya etkenlerini, yani aimeriyaları ve kripto etkenlerini yok edecek ilaçlı efendim buzağı mamaları da var. İlaçlı dediğim bunlar da doğal maddelerden elde ediliyor. Doğal. Ama o gruplar şey olmuyorlar, yani ishal olmuyorlar. Demek ki buzağı maması kalitesi de bu durumda. Peki başka buzağı mamasıyla iş yapıyor isek, karıştırılması ve içirilmesi konusunda belli sıcaklık derecelerine özen göstermemiz lazım. Karıştırırken topak olmayacak şekilde karıştırmak lazım. Diyelim 50 derecede güzelce karıştırıyoruz ama topak olmayacak şekilde verirken ise 40 derecede veriyoruz. Eğer bu şekilde yapmaz da soğuk yaparsak olmuyor. Ve çok buzağı varsa başlıyoruz buradan sıcak 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 ama oraya kadar gittiğinde soğuyor. Ne oluyor? Buradaki buzağı ishal olabiliyor. Hatta ölebiliyor. Onun için buzağı maması verirken de dereceye çok önemli şekilde özen göstermemiz lazım. Buzağlar genelde su kaybı ile elden çıkıyor ne yazık ki. İshal oluyorlar ve biz onlarla başka şekilde işte antibiyotik falan yaparak uğraşırken ishal onları götürüyor ne yazık ki. İşte onun için ben ağızdan hazır tozların çiftlikte başucu ilacı olarak bulundurulmasını öneriyorum. Bir kenarda başucu ilacı olarak hazır tozlar bulundurulmalı. Peki bu tozlar nedir? Antibiyotik tozu mu? Hayır.
Antibiyotik tozu olabilir ama antibiyotik tozu değil bu konu. Başka ne olabilir? Efendim içinde kaybettiklerini geri koyacak mineraller, tuzlar. Kaybettiklerini geri koyacak tuzlar. Bu tuzlar nedir? Bildiğimiz mesela sofra tuzu, yani sodyum klorür sofra tuzu veyahut yemek sodası. Yemek sodası çok önemli çünkü yemek sodası biliyorsunuz sodyum bikarbonat bağırsaklarda çok önemli bizim için. Bunların içinde olduğu ve çeşitli yine minerallerin içinde olduğu bir takım şeyler, ağızdan verilen rehidrasyon diyoruz biz. Yani suyu geri tamamlayan rehidrasyon tozları. Rehidrasyon, dehidrasyonun tersi. Dehidrasyon su kaybı, rehidrasyonda kaybın önlenmesi ya da geri kazandırılması, suyun geri kazandırılması. Ve buzağlar ishal olduğunda önünden suyu kesmeyeceğiz. Önünden suyu almayacağız, suyunu azaltmayacağız. Su çok 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 önemli bizim için. Ve hatta büyük çiftliklerde, hatta kendi buzağısına kendi bakmayan, işçi çalıştıran çiftliklerde bunların yazılı talimatla bir yerde asılı olması lazım. Hatta yazacak, duvara çakacaksınız. Çünkü bak bunları yap. Doğumda bu. İshal gördüğünde bu. İshal gördün derhal bu. Doğum oldu derhal bu gibi. Evet. Şimdi birkaç tane de önemli konuya değinerek bu bölümü kapatalım. Biliyorsunuz bana sık sık da soru geliyor. Mastitisli sütler var çiftlikte. Efendim buzağlara ziyan olmasın diye bunları verebilir miyiz diye çok soru gelir bana. Bırakın oradan gelecek, hayır Allah'tan gelsin. Böyle bir şey olmaz. Mastitisli süt buzağa içirilmez. Ama bütün dünyada bu bir sorun. Amerika'da mesela 70'e 30'muş bu oran. Yani %30 hayvan sahibi meme iltihaplı sütten çıkan, o süt şey meme iltihaplı memeden çıkan sütü de içirirlermiş. Ama 70'i içirmiyor. Bu böyle bir şeyi yani kabul etmek doğru değil. Yapmayalım lütfen. Çünkü o süt, süt değil. Yani onun gıdası da gıda değil. Protein de protein değil. Hayvana da yarayacak bir şey de değil. Çünkü sağlıksız bir organdan sağlıklı bir ürün çıkmaz. Organ sağlıksız, sütte, çıkan sütte aslında süt değil. Burada biz aslında neyi yanlış yapıyoruz da hayvan meme iltihabıyla karşımıza geliyor. Onu çözeceğimize oradan çıkan sütü buzağa içirmek gibi bir yanlışa gidiyoruz. Çok büyük hata, çok büyük hata. Mastitisi nasıl önlerim diye bir düşünce içerisinde olmamız lazım. Evet, bu konu uzun. Belki bir dahaki programların birinde yine bu konuyu inceleriz. Bu sefer buzağa larla ilgili gelen çok miktarda soruyu ele alır ve cevaplarız. Çünkü bu konu burada bitmeyecek kadar uzundur. Ama onları ele alarak deriz ki bana buzağlarla ilgili bu tip sorular geliyor, cevapları da bunlardır deriz. Şimdilik bu akşamlık bu kadar. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Haftaya kısmetse görüşmek üzere.